Herkese selam. Bugün geleceğin teknolojilerine dair gelişmeleri birlikte gözden geçirelim ve öğrenelim istiyorum. O yüzden de birkaç gelişmeyi sizin için derledim. Hemen başlayalım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yani TÜSAŞ, yapay zekayı kullanarak hava aracını oluşturan bileşenlerin yapısını daha uzun ömürlü kullanabilmek için bir yapay zeka geliştirdi. Bu ne demek? Yani TÜSAŞ, Amerika'daki ofisinden yapılan açıklamaya göre Amerika'daki mühendislerle beraber bir hava aracını oluşturan malzemelerin bileşenlerini testini yapmaya başladılar ve onlarda bazı yorulmalar, yani işte deformasyonlar, nasıl ki kendi arabamızda da parçalarımız eskiyor, işte o eskimelerin önüne geçebilmek için bir yapay zeka geliştirdiler. Bunu yaparken bir yönteme daha başvuruyorlar. Hem de bir dijital ikiz teknolojisi kullanılıyor. Bu sağlık sektöründe de kullanılan bir yöntem. Böylelikle işte bilgisayar ortamında, sanal ortama dijital ikizini yaparak hava aracını oluşturan malzemenin ömrü tespit edilebiliyor önceden ve böylelikle de hem işte zaman tasarrufu sağlanmış oluyor hem de insan emeğinin de etkin kullanılması sağlanmış oluyor. Buradaki amaç bu hava araçlarının hurdaya dönüşecek olan malzemelerinin ömrünü uzatmak. Ve bunu yaparken de TÜSAŞ malzemelerin ömrünü uzatabilmek için yapay zeka, derin öğrenme ve makine öğrenmeyi birlikte kullanarak bu yorulma testlerinin ortaya çıkarmayı başarmış. Tebrik ediyoruz. Peki bunun bize ne gibi bir katkısı var? Şöyle ki özellikle hava araçları, işte uçaklar ve işte gelecekte beklediğimiz jetgil araçları, bir yandan uzay araçları, hepsine kullanılan malzemelerin daha uzun ömürlü kullanılabilecek olması enerji tasarrufu demek. Bir yandan işte daha uzun ömürlü kullanılabilecek, hem daha az bakıma, daha az israfa gerek kalacak. Dolayısıyla aslında çevreye duyarlı olmuş olacak. Bir yandan bütçe dostu olmasının yanı sıra çevreye de duyarlı olmuş olacak. Şimdi bir dedikodu gördüm Twitter'la alakalı. Belki görmüşsünüzdür ama gözünüzden kaçtıysa bu dedikoduyu ben size vereyim. Bir Twitter çalışanı itiraf etti ki platformda açıkça sansür uygulanıyormuş. Twitter'ın kıdemli mühendislerinden Siru Muregesan bir gazeteci tarafından gizlice kayda alınmış ve bu kayıt sırasında özellikle sağcı politikalarda sansür uyguladıklarını açıkça itiraf etmiş. Ayrıca Elon Musk'ın da pek sevilmediğini ve eğer Twitter'ı alırsa da pek çok kişinin artık orada çalışmak istemeyeceğinden bahsediyor. Göreceğiz. Şimdi Çin'den beklenen bir atılım geldi. Bunu duyunca muhtemelen şaşırmayacaksınız. Çin batarya üretimini %180 artırmış. Özellikle bu pandemiyle beraber işte çip krizi yaşandı, batarya sıkıntısı yaşandı. Hep bu üretimler kısa kaldı, az kaldı. Zaten şimdi bir yandan da bütün araba markaları neredeyse elektrikli araçlar üretmeye başladılar. Dolayısıyla çok fazla bataryaya ihtiyaç var. Başka yine elektrikle çalışacak farklı araçlar da olacak. Dolayısıyla Çin yine öncü bir hareket yapıyor. Yine önden gidiyor ve bu işe yoğunlaşmış. Çin'de yeni enerjili araç bataryaları üretimi yılın ilk 4 ayında bir önceki yıla göre %80'in üzerinde artmış. Şaşırdık mı? Açıkçası şaşırmadım ama bir yandan da sevindim. Çünkü bu güzel haber, hepimiz artık biraz daha özellikle elektrikli araçlara geçebilirsek, toplu taşımalar elektrikliye dönerse o zaman işte bu israf da ve işte çevre kirliliği de önemli ölçüde azalır. Zaten pek çok ülkenin işte 2030 ve 2050'lere verdiği sözler var. Karbon sıfır olmak için. O yüzden de bu Çin'in yaptığı doğru bir atılım. Daha çok ülkenin aslında daha fazla batarya üretiyor olması gerekiyor. Spotify'ın NFT'leri sergilemeye başladığını biliyor muydunuz? Özel bir alan test ediyorlar şu anda ve oraya böyle NFT'leri koyuyorlar. Oradan satın alamıyorsunuz. OpenSea'ye yönleniyorsunuz. Ama NFT'lerin sergilendiği bir sergi alanı gibi düşünebilirsiniz. Orada işte bilgileri yazıyor, işte artisti kim o yazıyor, onları görebiliyorsunuz. Henüz test aşamasında olan bu özellikte kalıcı olup olmayacağı da belli değil. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki Spotify niye NFT'lere böyle yoğunlaşıyor ya da neden böyle bir adım atıyor derseniz şöyle bir yorumda bulunabilirim. Spotify işte Metaverse'ü, Web3'ü takip eden bir
teknoloji şirketi bir müzik platformu olmasının yanı sıra ve bence yakalamaya çalışıyor trendleri ve paralel olarak, eş zamanlı olarak yakalamaya çalışıyor. Ne çok erken ne de çok geç olmak üzere. Hatta Metaverse dünyasında da Roblox'ta bir yeri var Spotify'ın. Mesela Metaverse konusunda da atılımları var. Dolayısıyla hani sadece bir müzik platformu olmanın yanı sıra geleceğe yönelik duruşu ben bu gelecek dünyasında varım diyor. Bu da hem ilgisi dağılabilir ve nişini kaybedebilir belki demek ya da geleceği yakalayacak anlamına geliyor. Biraz da şimdi hoş, belki eşitlikçi bir haber diyebileceğim bir gelişmeyle sonlandıracağım. 2021'de kripto para alan kadınların sayısı %47'ymiş. Bu da demek oluyor ki cinsiyet farkı artık hızlı bir şekilde kapanıyor. Bu da bence güzel haber. İstatistiksel verilere göre bakacak olursak %47 çok çok iyi, neredeyse yarı yarıya olmuş. Bunun da bilgisini paylaşmak istedim. Evet, hızlıca böyle bir teknoloji gelecek turu atalım istedim. Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Size bu gelişmelerin yazılarını yorumlarda iletiyor olacağım. Dilerseniz bu gelişmelerin kaynaklarına da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.